IŞİD'in Kobani'ye girmesini bahane eden PKK yandaşların Türkiye genelinde olay çıkartmalarının amacı sizce ne olabilir? Açıkçası bu konuyla ilgili pek bir şey söylemek istemiyorum ama çünkü herkes farklı bir düşünce öne sürüyor. Ama bence karışıklık çıkarmaya çalışılıyor. Fakat onların yaptığını düşünmüyorum. Farklı bir örgütün olayı var bu işte. Peki bence. Siyasilerin bu olayları engellemek için ne yapabilirler? Allah, ya o konuda bir şey demek istemiyorum açıkçası ya. Çünkü siyasilerin içine pek girmek istemiyorum. Peki bu olaylarla sizce ülke savaşa mı sürüklenmek istiyor? Ya duyduğum şeyler yanlış değilse bilmiyorum. Antep'e bir tank, bayağı tank gelmiş sanırım. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama ya, savaşa sürüklenmek isteniyor olabilir. Ama ne kadar doğru ne kadar yerinde bilmiyorum. Fırsatları değerlendiriyorlar diye düşünüyorum, ortalığın karışmasını. Fırsat olarak değerlendiriyorlar. Peki siyasiler bu olayları önlemek için ne yapabilirler? Ne yapmaları yani lazım? Yani ortak bir şekilde oturup konuşmaları gerekiyor. Evet. Peki bu olaylarla Türkiye'yi sizce savaşa mı sürüklemek istiyorlar? Yani siyasi ilişkileri ne derecede etkiler bilmiyorum ama yani o konuda yorum yapamayacağım. Kaos yaratmak, bir şekilde bu durumu değerlendirmek, çözüm sürecini bitirmek yani. Peki siyasiler bu olaylar hakkında ne yapabilir? Vallahi siyasiler zaten yapılacak siyasiler de Abdullah Öcalan ve Demirtaş'tır. Diğer şekilde bu olayların sonlanacağını zannetmiyorum. Yani onlar derse çekilin falan, olaylara karışmayın. Ancak o şekilde. Peki sizce o bir çözüm olabilir mi? Yani olayların bitmesi için çözüm. Ama Kobani ile ilgili yapılacak bir çözüm değil bu. Peki bu olaylarla Türkiye'yi savaşa mı sürüklemek istiyorlar sizce? Amaç o zaten. Amaç o. Siz neler söylemek istersiniz bu olaylar hakkında? Yani bence diğer insanların bunu öne atarak yok halkı galeyana getirmesi, marketleri yağmalaması, etrafı yıkıp dökmesi gayet mantıksız. Sonuçta sen Kürtsen, hakkını savunacaksan git doğru düzgün bir eylem yap. Marketi yağmalaman sana ne kazandırıyor ki? Sonuçta sen kendi yaşadığın, ekmeğini yediğin vatana ihanet etmiş oluyorsun. Kürt de olsan, Türk de olsan. Eğer çok milletine destek vermek istiyorsan git Kobani'de savaş yani. Peki bu olaylarla sizce Türkiye'yi savaşa mı sürüklemek istiyorlar? Ya savaş, temel amaç bölünmek zaten. Bölmek istiyorlar. Onun dışında tabii ki de bir savaşa sürüklemek istiyorlar. Peki Türkiye kendinde olaylar var bildiğiniz üzere. Bu olaylarla Türkiye'yi savaşa mı sürüklemek istiyorlar sizce? Aynen. Bence de. Katılıyorum yani buna. Ya sadece provokatif eylemler. Yani herhangi bir amaçları yok. Sadece devlete zarar. Ya herhangi bir şekilde de bununla elde edebilecekleri bir şey de yok. Yani yakarak, yıkarak, milli servete zarar vererek yapabilecekleri, elde edebilecekleri hiçbir şey yok. Zaten gerekli adımlar atıldı, tezkere çıkarıldı. Ondan sonra sadece tek yardım eden ülke de biziz. Yardım tırları gönderiliyor. Ondan sonra ne bileyim, yapılacak her şey yapıldı. Yani bunların amacı çok farklı. Dış mihraplar var. Bu çözüm süreci adı altında da ne bileyim yani sabote eder. Başka derlerine hiçbir şey geçmeyecektir. Şu an siyasilerin yapabileceği hiçbir şey yok. Yani emniyet güçlerine bırakacaklar. Vur emrini verecekler. Yani yapacak başka hiçbir şey yok. IŞİD'in Kobani'ye girmesini bahane eden PKK yandaşlarının Türkiye genelinde olay çıkartmalarının amacı sizce ne olabilir? Kendilerini daha iyi ifade etmeleri olabilir. Ama yaptıkları yanlış tabii. Bir yerleri dağıtıp savurmak bu doğru bir şey değil. Yani bu insanlık suçu diyebiliriz. Peki siyasiler bunu önlemek için ne yapabilirler? Ne önlem? Siyasilerin bunu önlemeleri için uyguladığı politikaları daha ılımlı bir şekilde yapabilirler. IŞİD'in yani Türkiye'nin bu duruma gelmesi aslında uyguladığı politika diyebiliriz. Başka bir şey değil bu. Olan zaten garibanı oluyor, fakiri oluyor, zengine hiçbir şey olmuyor ki. Yani garibanın evi yıkılıyor, esnaf mahvoluyor. Ekonomi mahvoluyor. Zaten bunların sonucu yine bizden çıkacak, halktan çıkacak. Vergilerle, cartlarla, cürtlerle yani. Peki bu olaylar sizi Türkiye'yi savaşa mı sürüklemek istiyorlar? Zaten bu amaç bu yani. Bizim halk olarak da bu durumları engellemek için bir şeyler yapmamız lazım. Yani bu halkın zararını engellememiz lazım yani. Budur yani. Bu kardeşliğimiz Allah'ın izniyle zaten yıkılmayacaktır. Hani bu propaganda yapan insanların hani sadece ben zaten bu insanları
Mesela yakıp yıkan insanların başka ülkelerden, başka bir yerlerden geldiğini düşünüyorum yani. Burada bu vatanda yaşayan insanlar bence böyle yapmaz yani. Bu yakıp yıkan, harburu parman savuran, gidip hırsızlık yapan, bunlar zaten hani ülkeyi zaten bu duruma getiren bu insanlardı zaten. Bizim bu mesela halk olarak bu tür insanları engellememiz lazım. Halk olarak önüne geçmemiz lazım. Devlet zaten bir yere kadardır. Sadece ortalığı karıştırmak, Türkiye'ye zarar vermek ve Türk milletini bıraktırmak. Burada birilerine zarar vererek, milletin huzurunu kaçırarak bir yere varamazlar. Yazık ya. Yani bugün kaç tane otobüs, yani polis şehitleri oluyor. Onların da aileleri var. Onların da çocukları var, kadınları var. Bunlara yazık. Mesela esnaf. Adamın ne suçu var ki? Adamın dükkanını, şunu bunu yakıp yıkıyorlar. Yazık değil mi? Kardeşçe yani aynen bu diyorum yani, bu birilerinin gazına geliyor yani, şudur budur yani, yazık yani. Hepimiz burada kardeşiz, hepimiz Müslümanız ve rahat rahat yaşıyorduk zaten. Ama birilerinin şeyine gelerek yani böyle bir zarar vermesinler milletlere yani, yazık ya, vallahi yazık. Onu diyorum, tek üzülüyorum. Allah inşallah sonumuzu hayır eder derim, inşallah halin olur inşallah. Ortalığı karıştırmak. Peki bu olaylarla sizce Türkiye'yi savaşa mı sürüklemek istiyorlar? Evet. Peki Türkiye'nin tavrı ne olması lazım sizce? Ortalığı karıştırmamaları lazım. Evet. İki taraflı da düşünmek lazım. Yani tarafsız kalmak lazım bu durumda. O yüzden Türkiye'nin IŞİD'le savaşmasını istemiyorum ben. Evet. Sağduyulu olmaları lazım en başında. Onun dışında olayları... Polislere birazcık daha fazla yetki vermelerini isterim açıkçası. Başka da... Amaçları ne olabilir? Ülkeyi karıştırmaktır yani. Pek başka bir amaçları yoktur. Peki siyasiler bu olayları önlemek için ne yapmaları lazım? Ne yapmaları lazımdır? Ya siyasetçiler hani ortalığı karıştırmamaları lazımdır. Böyle çıkıp da yalan yanlış şeyler söylememelidir. Halkın ayaklanması gibi falan şeyleri... Kesinlikle bahane edip de öyle şeyler söylememelidirler kesinlikle yani. Yani tamamen Türkiye'yi bölmek amaçlı, Türkiye'yi içten kışkırtıyorlar. Yani birbirine kırdırtarak, birbirlerine karşı şey yaparak yani Türkiye'yi bölmek istiyorlar kısacası. Türkiye'yi bölmek istiyorlar. Valla siyasiler hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyorlar yani onlar. Onların hiçbir şey yaptıkları yok. Peki ne yapmalar lazım? Yani ne yapmaları gerekiyor? Öncelikle bu terörü bitirmeleri gerekiyor. PKK'ya karşı olsun, IŞİD'e karşı olsun, her türlü şeye karşı olsun bitirmeleri gerekiyor. Türkiye'de bir soğuk savaş, üçüncü savaş çıkacak ve zaten yabancı ülkelerin de katkılarıyla yani Türkiye zaten savaşa sürükleniyor. Göz göre göre bine bine savaşa sürükleniyor yani. Türkiye'nin tavrı ne olmalı sizce? Savaşa girmeli Türkiye mi? Kesinlikle kendinden yani taviz vermemesi gerekiyor ama bazı durumlarda taviz verilmek zorunda kalınıyor yani. Yıllarca kardeş yaşadık bu halktan. Bu kardeşliğimiz tekrar sürdürebilmek için ne yapmamız lazım? Yani kınama olmaması gerekiyor. Hoşgörünün olması gerekiyor. Ne bileyim kışkırtılmalara, yabancı şeylere gelinmemesi gerekiyor. Ya öncelikle tabii son 12 senede bu barış süreci, hatta 12 sene demeyeyim de son 6 senede başlatılan bu barış sürecinin saptırılmak istenmesidir aslında bu olaylar. Bir nevi Gezi Parkı provokasyonlarının devamı diyebiliriz yani buna. Amaç Kürtler ve Türkleri birbirine tekrardan kaosa sürükleyip ülkenin huzurunu, refahını bozmak. Bunlar yani başka. Birlik ve beraberliği bozmak. Yani bunun sonucunda tabii savaşlar ve iç çatışmalar mecburen olacaktır. Yani ülkeyi birbirine sokmaya çalışanların, yani bu fitne fesadı ortaya sokanların emelleri de başarıya ulaşmıştır. Yani az çok bu Türkiye genelinde oluşan bu 3-4 günlük olaylar da bunun göstergesidir zaten. Yıllarca kardeşçe yaşadık, bu kardeşliğimizi tekrar nasıl kurabiliriz? Ya her iki tarafın da birbirinin sorunlarını, birbirinin haklarını karşılayarak, yani hem Kürtlerin hem Türklerin birbirinin haklarını karşılıklı dinleyerek, ya bir masada ne bileyim bir parlamentoda oturup bu sorunları tartışma yoluna götürüp çözüm sürecine sokmak.
IŞİD'in Kobani'ye girmesini bahane eden PKK yandaşlarının Türkiye'ye genelinde olaylar çıkarmasının amacı sizce ne olabilir? Sadece halkta korku ve karmaşa istiyorlar. Tabii ki de bunca yıl TSK ile savaşıp daha sonra şimdi de Türk askerlerinden destek beklemeleri bence çok yanlış. Eğer bir ideolojinin peşinden gidiyorlarsa bu onların savundukları ideoloji değil kesinlikle. Aynı zamanda şöyle bir şey söyleyeyim. Kendi ülkelerine de ihanet ediyorlar. Çünkü burada yaşıyoruz hep birlikte, kardeş gibi. Bunca yılda beraber yaşadık. Bence bunlar çok gereksiz şeyler. Onun yerine kendilerini eğitip, daha iyi yerlere gelip, masaya oturup, insanca görüşmeler yapmaları daha iyi. Çünkü kimse kimseyi öldürerek bir yere varmaz. Peki sizce bu olaylarla Türkiye'yi savaşa mı sürüklemek istiyor? Hayır, Türkiye'yi savaşa sürüklenmez. Yani böyle akıl oyunlarına geleceğini sanmıyorum. Güçlü bir ülkeyiz yani, bölünmeyiz. Bunca yıl beraber yaşadıysak bundan sonra da yaşarız. Peki yıllarca kardeşçe yaşadık. Bu kardeşliğimizi tekrar nasıl kurabiliriz? Öncelikle ölenin Kürt mü, Türk mü, Laz mı, Suriyeli mi değil de insan olup olmadığına önem verirsek kardeşçe yaşamayı başarırız bence. Tamamen provokasyon amaçlı. Var olan düzeni bozmak, istikrarı bozmak amaçlı yapılan şeyler yani. Halkın da biraz galeyana gelmesini istiyorlar bence. Ortalığı karıştırmak amaçlı yapılmış bir şey yani. Yatıştırmak için. Biraz etkisiz kalıyor yani. Hani açılım falan ortalık pek karışmasın istiyorlar ama biraz iş meseleye el atma zamanları geldi gidime geliyor bana, öyle geliyor yani. Peki, geç bile kaldılar. Sizce bu olaylarla Türkiye'yi savaşa mı sürüklemek istiyorlar? Mutlaka yani. Türkiye'yi Suriye'ye sokmak istiyorlar. Başka bir amaç yok. Peki yıllarca kardeşçe yaşadık. Bu kardeşliğimizi tekrar nasıl sağlayabiliriz? Nasıl kurabiliriz? Kardeşliğimizi birbirimizin kırmızı çizgilerini ezmeden, ne bileyim bayrak yakmadan, heykel yıkmadan, tabii ki karşılıklı haklar tanınarak, Kürt kardeşlerimizin de, Laz kardeşlerimizin de, Çerkezlerin de, Türklerin de hepsinin bir arada yaşayabileceği bir yer burası. Hepimizin vatanı yani. IŞİD'in bu yaptığı katliamları kınıyoruz zaten. Zaten bu Kobani hakkında Türkiye'de yapılan olaylar, yapılan yakma ya da kırma olayları olmaması gereken şey. Bu üstü bürokratlarımız tarafından yapılan değerlendirmelerde, yapılan önerilerde de görüyoruz ki bunlar önderiler diyelim, milletvekilleri diyelim, bu Demirtaş diyelim, bunlar halka çağrı yaptıklarında onların çağrılarında yakıp yıkma yoktur. Onlar sadece fiili bir eylem, bir yürüyüş, bir oturma eylemi gibi olayları kastederler. Bunun için provokatörler tarafından yapılan olaylara provoka olmamamız lazım. Bunları kınıyoruz. Yapılan yürüyüşler, eylemler, bunları haklı görüyoruz. Bunlar her ülkede, her kentte, her yerde yapılabilen şeylerdir. Bunlar olabilir, eylem yaparsın, kınıyor olabilirsiniz. Bunları herkes yapabilir ama yakıp yıkma hiçbir yerde yoktur. Bunlar olmaması gereken şeyler. Halkımıza bunu duyuruyoruz. Bunlar olmasın, yakıp yıkma olmasın. Ama eylemler gerçekleştirilebilir. Normal bir şeydir. Kınama olabilir. Şimdiki Kürt halkı olsun, Fars olsun, Arap olsun, Türk olsun hiç fark etmez. Bugün bu halkların başına gelen her şey bizim de başımıza gelebilir. Bunun için bu olayları kınamamız lazım ve provokatörlere onlardan uzak durmamız lazım. Onun için olayları bilmemiz lazım. Ayrıntısıyla bilmeden olayları hemen provoka etmememiz lazım. Onun için buradan halkımıza sesleniyoruz. Yakma, kınama, ne bileyim yakma, yıkma veya çatışma olmasın. Kendi toplumlarımız arasında, kendi toplumumuzda, Türkiye'de biz kendi kendimize kavga etmeyelim. Bunun için sadece eylem veya fiili eylem, oturma eylemlerimizi gerçekleştirebilelim, bilelim yani, sonra yakıp yıkma olmasın. Bunu istiyoruz biz halkımızdan. Amaç Türkiye'yi oyuna çekmek olabilir yani. Türkiye'yi karıştırmaktır. Başka bir amacı yoktur. Peki siyasiler nasıl bir önlem, yani çözüm bulabilirler? Ne yapmaları lazım? Yani bunun bir önlemi olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Siyasi yönden bir önlemin olduğunu düşünmüyorum. Yani patlak her yerde bir patlak verecektir mutlaka yani olaylar sonuçta. Bitecek gibi değil. Görünmüyor yani. Türkiye'nin her yerinden yayılmış durumda şu anda zaten. Peki bu olaylarla sizce Türkiye'yi savaşa mı sürüklemek istiyorlar? Evet, Türkiye'yi bölmeye yöneliktir. Başka bir açıklaması yok. Yani sonuçta bir ülkede savaş yaşanıyor ama buna tepki gösterirken kendi ülkenize zarar vermemek lazım.
bu tepkileri insani bir şekilde belirtmek lazım. Peki siyasiler önlem olarak ne yapabilirler bu olaylar karşısında? Siyasilerin belli bir her ülkenin şeyi var, özgür düşüncesi, bir çıkarları var sonuçta. Bu çıkarların uygun olarak kendi ülkesinde düşünerek belli kendi bölgesinde barışı korumaya yönelik çalışma yapmalı. Ya bence amaç sadece ortalığı karıştırmak şu an için. Başka hiçbir amaç yok. Türkiye'yi ve Kürtleri tekrar birbirine katmak. Yani bilmiyorum. Gerçekten üzücü olaylar. Sizce siyasiler bu olayları önlemek için ne yapmaları lazım? En başta gerçekten Türkiye'yi veya ne bileyim Kürtleri, Alevileri herkese eşit bir düzeyde burada yaşatabilmek için başımıza öyle bir insan gelmesi lazım. Şu an siyasetçilerin içinde de böyle birisi yok zaten. Peki sizce bu olaylarla Türkiye'yi savaşa mı sürüklemek istiyorlar? Evet. Amaç iç karışıklık. Türkiye'de iç karışıklık çıkarıp Türkiye'yi de diğer Orta Doğu ülkeler gibi yapmak. Burada hem Türk vatandaşlarımızın hem de Kürt vatandaşlarımızın sağduyulu olması lazım. Oyunlara gelmememiz lazım. Ben IŞİD'in ve PYD'nin birbiriyle çarpışmasına bahane edip Türkiye'de olay çıkaran vatandaşlarımıza da yani söyleyecek söz bulamıyorum. Oyuna gelmemeleri, yani hükümetin ve diğer muhalefet yetkililerin de bununla ilgili gerekli önlemleri alması lazım. Yani doğuda, batıda gerekli önlemler alınabilir. O olağanüstü hal ilan edilebilir. Ki zaten birkaç tane şehrimizde olağanüstü hal ilan edilmiş ama fakat bunların hepsi yetersiz kalıyor. Türkiye savaşa sürüklenmek istiyor. Zaten bakmış olduğumuz gibi o Büyük Orta Doğu Projesi'nin amacı da budur yani. Peki Türkiye'nin tavrı ne olmalı? Türkiye'nin tavrı ne olmalı? Türkiye bence sessiz kalmalı. Orta Doğu ülkelerindeki iç savaşa. Yani tamam bölgede en güçlü ülke biz olabiliriz ama savaşlara sessiz kalmamız lazım. Yani tabii bu olaylar üzücü. Hani bizimle hani hükümetin dediği gibi sağduyulu olmamız lazım. Hani amaç provoke de olabilir. Hani kendi şeyini de desteklemek de olabilir. Yani amaç ne olursa olsun hani gelişen olaylar güzel değil. Bunun Amerika'ya bir bağlantısı vardır kesin. Yani dış güçlerin şu andaki Türkiye'nin dış politikasını etkilemeye çalışması olabilir. Peki siyasiler bu olayları önlemek için ne yapabilirler? Vallahi onları siyasiler düşünsün, biz ne yapalım, biz onu düşünelim. Biz ne yapabiliriz? Biz da sağduyulu davranmak, arkadaşlarımızı bilgilendirmek ve daha çok da böyle temenni ve dua ve dilek. Müminin bu zamanda mümine en iyi yardımı dua iledir diyor. Yani öyle olabilir. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.